Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa ya da geometriye yeni başlayanlar için bir seri başlatmıştık. Ders çalışma programı başlatmıştık. Ee, kaçıncı haftadayız? 20. haftadayız. Bu hafta 20. hafta neler yapacaksınız? Ondan bahsedeceğim size. Ne zaman başlamıştık bu arada bu programa? Ağustos'un 5'inde başlamıştık arkadaşlar. Evet 20. haftaya bir gelelim isterseniz. 20. hafta nerede? <laughs> Şurada arkadaşlar. E, programda bir ileri e, gitmiştik iki konuyu birden birleştirmiştik ayın 21'de gözüküyor ama aslında ayın e, 14'ündeki programı ayın 14'ündeyiz şu anda arkadaşlar. E, 20. haftada ne yapacağız arkadaşlar nokta analitiğine başlıyoruz. Evet daha önceki videolarda söyledim mi söylemedim mi o kadar çok video çekiyorum ki inanın hatırlamıyorum arkadaşlar ama e, keşke söylemediysem de keşke söyleseydim iyi olacaktı. Ee, şimdi biz analitik geometriyi nasıl işleyeceğiz? Analitik geometriyi sizlerle şu şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben hep PDF hazırlayıp onun üzerinden PDF çekip şey yapmanızı istiyordum. Burada da arkadaşlar e, PDF hazırlanmışı eski 2020 YKS konu anlatımında geometri konu anlatımım var. Oradan da PDF'i yi indirip yine şey yapabilirsiniz aslında. Ama e, ee, biz geçen sene bir de ne yaptık arkadaşlar? Analitik geometriden fasikül çıkarttık. Oradaki konu anlatımını kim yazdı? Ben yazdım. Konu anlatımındaki bütün sorular benim. Ee, yani oradaki 2020 YKS konu anlatımının çok üst düzeyinde anlatılmış. Üst düzey derken çok kaliteli sorular var. Dizgisi falan yapılmış arkadaşlar. Fotokopi çektirmeye kalksanız yine aynı, aynı fiyat tutacak. En son gördüğümde 25 liraydı fiyatı. E, ee, i̇nternetten gördüğümde İşler bayisine gidip Analitik Geometri ama adını da tam yazayım şuraya Acil Matematik Acil Matematik e, Analitik Geometri Fasikülü Analitik Geometri Fasikülü Geo Fasikülü. Ne yapacaksınız alacaksınız. E, kitabın üstünde zaten benim adım yazıyor arkadaşlar. E, kitabın yazarları Kenan Kara, Mehmet Kariyel, e, Metin Çakır, bir de e, Alper Doğan hocalarımız arkadaşlar. E, ciddi anlamda her tarz en ince detayı ne kadar e, hazırlanmış bir kitap. Hatta e, nokta analitiğinden gayet yeterli kadar test var. Ondan sonra doğru analitiğinde hatta fazlası var. Her tarz soru var arkadaşlar. Yeni tipte göreceğiniz sorular dahi var orada. Yani başka hiçbir yerde görmediğiniz sorular da var. Geçen sene hazırlandı. E, geçen senenin kitabıyla bu senenin kitabı aynı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde şey yapmanıza gerek yok. Var şu baskıyı alayım ya şöyle olsun yenisini alayım. İnternetten de ulaşabilirsiniz ama şeyden de alabilirsiniz tabii ki. E, işler bayisine gittiğiniz zaman oradaki arkadaşlar da size yardımcı olur. Bulunduğunuz ilde mutlaka vardır arkadaşlar. Ama pandemiden dolayı işte çıkamıyoruz hocam dışarı falan diyorsanız da internetten de sipariş de edebilirsiniz tabii ki. Evet bu hafta ne yapacağız? Nokta analitinden kaç tane test var arkadaşlar? Kaç tane şey var arkadaşlar? Nokta analitiğinden analitinden soru Sayısı da artacak bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim. Nokta analitinden 5 tane video var arkadaşlar. Konu anlatımı olarak 5 video var. Nokta analitini halledeceksiniz. Soru çözümü bakımından nasıl yapacaksınız? İlk önce fasikülden konu anlatımı. Fasikül üzerinden konu anlatımını yapacağız. Bir. Ardından <laughs> soru çözümü hemen fasiküldeki soruyu mu çözeceğiz? Hayır. İlk başta nereyi çözeceğiz arkadaşlar? Geometrinin ilacındaki soruları çözeceksiniz. Tamam mı? Evet. Ne yapıyoruz yine? İlk önce size şunu söyleyeyim ee, siz almadıysanız hemen pazartesi günü yani bugün ayın 14'ü ya pazartesi günü alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu a acil matematik analitik geometri fasık gününü alıyorsunuz. Büyük ihtimal çarşambaya kadar falan almış olursunuz. Çarşamba günleri izleme gününüz ya eğer bugün de bir işiniz yoksa bugünden başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bugünden itibaren başlayıp 5 videoyu halledebilirsiniz aslında 2 gün içerisinde. Ondan sonra da sorularına bakarsınız. Ama biz yine de çarşamba günü konu anlatımı izleyecekmişsiniz gibi şey yapalım. Çarşamba günü full konu anlatımı olsun yine her zamanki gibi arkadaşlar. Çarşamba günü konu anlatımı sadece sadece konu anlatımı olsun o zaman. Hepsini birden şey yapın. Orada da zaten bayağı bol bir soru çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir soru çözmüş oluyorsunuz. Çünkü en ince detayına kadar anlatıldı arkadaşlar orada. Sonra geldik perşembe gününe. Perşembe günü ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, orada bizim geometrin yok. Perşembe günü perşembe günü evet. Geometrin ilacı. Geo ilacı. Onun sorularını çözeceksiniz. Ya büyük ihtimalle arkadaşlar bir gün içerisinde halledersiniz. Sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ee, ondan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir de fasikülde bizim testlerimiz var. Fasiküldeki test sayısı ya 4 olması lazım ya 5 olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar çözdüm ama yani bir hafta önce iki hafta önce çözdüm aslında ama yine unuttum. Ee, cuma günü fasiküldeki testleri çözersiniz. Fasikül testlerini çözersiniz. Cumartesi pazar ya da şey yapabilirsiniz. Geo ilacı ile Geo ileci perşembe ve cuma çözün arkadaşlar. Ondan sonra cumartesi günü fasikül çizin. Fasiküldeki soruları çözün o zaman. Pazar gününde sizin orta seviyede bir kaynağınız var ya orta seviyedeki kaynakta nokta netiğini çözün. Zaten büyük ihtimalle elinizdeki orta seviyedeki kaynakta orada da ya en fazla 4 tane test vardır arkadaşlar nokta netiği ile ilgili. Yani o testler sizi yormaz. Yani 4-8-12 tane test büyük ihtimalle 4-12 tane test çözeceksiniz. Ya da 2 test bile olabilir arkadaşlar. E, toplamda belki de 10 tane test falan çözeceksiniz. Evet. Soru sayıları biraz artıyor. Yine acili nereye bırakıyoruz arkadaşlar? Acil geometrideki TYT, AYT geometri soru bankasındaki soruları da yine en son bütün konular bittikten sonra e, konu tanıması şeklinde onu çözeceksiniz arkadaşlar. Evet. Kısaca bir özet geçelim. Yine çarşamba günü konu anlatımı. Perşembe günü geometrinin ilacı. E, cuma günü de geometrinin ilacı çözebilirsiniz. Fasikülü işte e, şöyle diyelim. geometri ilacı Perşembe cuma diyelim arkadaşlar. Geo ilacı. Ondan sonra fasikül de şöyle yapalım. E, fasikül de cuma günü. Fasikül cuma cumartesi olsun. Fasikül cuma cumartesi olsun. Pazar günü de orta seviyede kaynaktan mutlaka mutlaka sorularınızı çözün arkadaşlar. En ince detayına kadar anlatılmış ve hiç sıkıntı yaşamayacağınız bir kaynak arkadaşlar. Zaten fotokopisini de çektirmeye çalışsanız buradaki konu anlatımındaki şeydeki ki sadece konantımlı şey yapmayın yani aynı fiyata denk gelecek oradaki testlerdeki sorular da çok önemli arkadaşlar baya baya bir önemli o yüzden o testlere bir emek harcamanız lazım sanki emek sarf etmeniz lazım kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğer fotokopi de çektirmeye kalkışsanız aynı fiyata denk gelecek zaten o yüzden almanızı tavsiye ediyoruz öğrencisiniz çok da fazla bir şey demiyoruz ama Hesabınızı yapın isterseniz. Ciddi anlamda aynı fiyata denk geliyor arkadaşlar. 25 lira aslında çok da büyük bir para değil arkadaşlar. Evet bu hafta dediğimiz gibi analitik fasükülüne başlıyoruz arkadaşlar. Ee, kaç hafta sürecek? Bu da bir ay sürecek galiba. Ee, çünkü Evet doğru analitiği çünkü 2 hafta sürecek. Bir de dönüşüm geometrisi de var. Bir hafta nokta analitiği doğru analitiği 2 hafta seçeceğiz. E, yapacağız. Bir de ne var arkadaşlar? Dönüşüm geometrisi var. E, toplamda 1 ayda yani 4 haftada analitik geometri konusunu bitireceğiz. E, analitik geometrisinin öneminden bahsedeyim size. E, ÖSYM genelde analitik geometriden güzel sorular soruyor arkadaşlar. Değişik sorular soruyor. O değişik soruları da zaten biz fasikülde e, verdik. Yani zihninizi sizi geliştirecek sorular zaten orada var. O yüzden alınsa iyi olur sanki. ÖSYM zaten seçici sorularını bir analitikten soruyor. Bir de şeyden soruyor arkadaşlar. Katı cisimlerden de soruyor. Mutlaka mutlaka güzel soruları. Bu iki konudan çok da güzel sorular soruyor arkadaşlar. O yüzden bu konularla ilgili çok 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 soru çözmeniz sizin açınızdan çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki haftaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.